Şimdi bir kargo açılımı yapıyoruz sizlerle. Valla bunu bugün artık bir açayım dedim. Yani kaç gündür geldi. İnan açmaya vaktim yok. Bugün açayım. Birazdan bacım geldi kahvaltıya. Güzel şöyle hem de denemiş olurum. Bir airfryer. Kosori markası arkadaşlar. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Açıl susam açıl. Evet. Çıkmak istemiyor. Ay. Yemin ediyorum kapının arkası kartonlu oldum. Bugün orayı halledeceğim. Hemen gidiyorsun. Size yeni makinemde konuşturmak istiyorum. Son markası. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Kosori markası Air Fryer. Biliyorsunuz hemen şöyle bir ekran kaydedelim buradan. Hadi bakalım hep birlikte açalım. Bayağıdır araştırıyorum. Birçok kişiye sordum. Ve çevremde tanıdıklarımdan da bu markayı aldıklarını ve bu markadan çok memnun kaldıklarını söylediler. O yüzden dedim ki neden ben de bu markayı almayayım? Dedim ve sipariş ettim. Ooo çok güzel. Yanında bir de yemek kitabı mı var? Vay canına, harika. Wow. Pus dişesmiş. Beğendim. Sevdim bu işi. Hoppala. Paketler çıkartma deyince de ben. Hemen güzel silelim. Mutfağa yerleştirelim. Ve çekimlerimize artı sadece çekim delik. Kahvaltı hazırlığına başlayalım. Ürünümüzün ızgarası. Evet, ürünümüz ablaları. Daha yakından detaylı da çekeceğim sizler için. Özellikle büyük olmasına dikkat ettim çünkü benim bir önceki küçüktü. Bak geçen gün de aklıma geldi air fryer için dedim şey alayım. Nasılsa sipariş ettim dedim gelecek. Ne o içine böyle fırın kağıdı gibi şeyler oluyor. Ama almadım. Alaydım iyiydi ama almadım. O yüzden. Ama bugün gider alırım. Hemen mutfağa geçiyoruz. Mutfakta daha detaylı bir şekilde. Hemen köşesini hazırladım. Aslında ben tezgahı sevmem böyle şeyler ama bu şimdi sürekli olarak kullanacağım bir şey olduğu için dedim şöyle şu tarafta dursun. Açsam ki ya. Açsam tabii. Şuraya koyayım da buradan bakabilirim ya. Ne yazıyor, ne yazıyor. İnanılmaz çok fonksiyon var. Mesela yakından görebiliyor musunuz? Şöyle alayım. Hatta gösterirken bunu biraz güzel markamız. Evet, mesela air fryer, roast, grill,
Frozen buzunu çözme. Dry bake. Oo. Sıcak tutma. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane özelliği var. Pişirme özelliği. Çok güzel. Mesela biz direkt şöyle air fryer'a 10 dakika. Dakikasını şuralardan ayarlayabiliyoruz. Temperatürlerini bu taraflardan ayarlayabiliyoruz. Aynen. Ondan sonra istediğimizi koyup bu şekilde başlayabiliriz. Ben şimdi hemen şunları güzel bir sudan geçirelim arkadaşlar. Bunu hemen bir sudan geçirelim. Bu içinden galiba bakın kolay bir şekilde çıkıyor. Sıcak suyla hemen şöyle bir yıkıyorum. Yani şuraları yıkamakta bir sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum ama şöyle güzel bir çalkalayalım kaynar suyla. Köpük köpük yapmayacağım. Zaten su şu an yeteri derecede sıcak. Oo, elim yandı. Evet, hemen güzel bunu bir kurulayalım. Ve ben ilk olarak tüm kahvaltı hazırlığını öncesinden şöyle güzel bir hazırlayayım şuraya. Ondan sonra bunları içine yerleştirip pişireceğiz. Bakın hemen şöyle içinde tüm Enlighten'ı olan yanında güzel bir paket içinde geliyor arkadaşlar. Göstereyim hemen size. Bakın 2 yıl garantisi var. Şurada tüm şeyleri gösteriyor, anlatıyor. Aa, çok iyi. Neyi nerede pişireceğimiz mesela, kaç derecede pişireceğimiz. Aa, bak çok şükür Almancasını bulduk. Şöyle Almancası var. Mesela hep yazıyor. Mesela Fuz burada hep İngilizce yazıyor. İngilizcesi mesela Almanca karşıtları bu şekilde burada yazıyor. Ben bunu büyük ihtimalle hep gözümün önünde bulundururum. Aynen. Bakın. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 çeşit pişirme özelliği var. Burada da mesela hep gösteriyor neyi ne kadar da yapabiliriz diye. Örnek olarak böyle buraya da resmetmişler. Hatta bunu böyle yapışkanlı yapmışlar. Büyük ihtimalle hani yapıştırmak isteyenler için. Ben yapıştırmam. Daha sonra yine şöyle kullanma kılavuzu var. Almanca da var. Aynen, çok iyi. Almanca, İngilizce, Fransızca, ne bilmiyorum. İtalyanca olsa gerek. Tövbe estağfurullah. Bakın bu şekilde kullanma kılavuzu da içinden çıkıyor. Ay, en güzeli de bu. Bakar mısınız? Ay çok hoş ya. Aa. Yani İngilizce, Almanca ve başka bir dilde daha yazıyor. Bakın Almancası da var. Çok hoş. Vallahi çok iyi be. Aa, bak hapkalışlara geçtik. Bakın hamburger yapımı, steak yapımı, tavuk mesela. Hep böyle hem tarifini vermiş, 30 dakikada 60 dakika mesela pişme süresi, hep böyle tüm ayarları, her bir şeysini detaylı bir şekilde, yani hiç anlamayan bile anlar. Bakın laks, balık, ay en kısa zamanda bunun içine ben bir laks yaparım. Sebzelerde mesela, sebzelerin pişirme oranları, çok iyi be. Vallahi çok iyi. Bakın yani bakın, aa pasta. Kesinlikle bugün bir kek burada bir deneriz. Kaç gündür zaten deliriyorum. Bir brownie yaparız yani burada.
Bunların kendi reseptlerinden brownie'yi kesinlikle de... Aha bak ne güzel gefilte apfel. Çok iyi ya. Burada da mesela yine not alma yerin varmış. Çok iyi. Puding bile var diyor kız. Bayıldım. Çok güzel, harika. Yani direkt mesela bu markanın kendi reseptlerini çıkartmış olması da çok güzel. Harika. Bunu asla şimdi kaybetmeyeceğim. Şöyle şurada dursun. Hatta şurada şurada gözümün önünde dursun. Bu aslında buraya herhalde büyük ihtimalle yapıştırmalık. Bakayım. Oralarda bir şey yok. Aynen şöyle şuraya yapıştırmalık. Güzel ama ben onu orada öyle sevmem. Oradaki yazılar beni rahatsız eder. Ama ben de şöyle kenarını bekleteceğim. Şöyle şimdilik bir dursun. Tavuk göğsü yapacağım ben de şimdi bunda. Hem tavuk göğsü yapacağım. Nuggets yapacağız kendimiz. Patates yapacağız. Ve bir de mantar dolması, mantar süreceğiz. Bakalım kaç dakikada lezzet olarak nasıl olacak? Hepsini sizinle birlikte test edeceğiz ve göreceğiz. Hemen şöyle tavuklarıma güzel baharatlar ekliyorum. Tatlı toz biber, tavuk baharatı, köri. Kekik. Tuz. Ve pul ekliyorum. Çok az bir şey. Zeytinyağı ekliyorum. Yoğurt vesaire yapmayacağım. Ve direkt nuggets olarak yapmaktan da vazgeçtim. Tavuk göğsü olarak yapacağım. Bu şekilde hemen. Nuggets olarak öğlen çocuklar için yapabilirim. Ama ben şimdi hemen grill opsiyonda yapmak istiyorum. Şöyle hemen tavuklarımızı diziyorum. Fırın kağıdı da kullanabilirim ama özellikle şimdi ızgara bölümünü kullanacağım için altına yağı aksın istiyorum. Şöyle hatta direkt ben şey de yapacağım, mantarı da buraya atacağım böyle ızgara şeyle bölümünde. Direkt mantarı da atmayı düşünüyorum. Bakın onları öyle koydum. Şöyle 4 tane de mantarı ekliyorum içine. Daha sonra mantarlarımın üzerine kaşar da süreceğim. Evet şimdi air fryer değil grill moduna getiriyorum. Temperatür 5 dakika değil. 5 dakika çok az. Şöyle 10 dakika yapalım ve start veriyorum. Sesi var mı onu çok merak ediyorum. Sesi ne kadar yüksek. Çünkü beni normalde air fryer'larda en çok rahatsız eden şey sesiydi. Ve sesine bakın. Su kaynatma makinesi gibi, kettle gibi. Zaten en büyük özelliklerinden sesinin çok olmamasıydı. Hani normal bir ses düzeyi olmasıydı. O yüzden bu markayı seçtim. Sizler için de link bırakacağım. Amazon'dan aldım arkadaşlar. Amazon linkini size de bırakacağım. Amazon'dan sizler de aynı bu markayı, bu kaliteyi, bu ürünü sipariş edebilirsiniz. Bakın. Son 2 dakikamız da bitti. Bakın. Harika. Efsane. Çıtırım. 10 dakikada. Allah'ım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Vay. Harika. Izgara bölümünde 10 dakikada kızarmış tavuk. Vay, ki ne vay.
Ağzım sulandı bacım. Mantar. Şu an en çok mantar için seviyorum. Çünkü ben mantara bayılıyorum. Ve şu kadarcık mantar için fırını çalıştırmak zorunda kalıyordum. Ya da işte hani fırını çalıştırmayayım diye. Ay bakar mısınız? Bir de nasıl güzel kızarmış kız. Ay ben burada of laf denerim bugün. Ben bugün bununla bir of laf denerim bacım. Bakın. Alo. Çok tatlı oldu ya. Vallahi çok büyük kolaylıkmış be. Dün arkadaşımın doğum günde, arkadaşımın kızının doğum günü gitmiştim. Oradan şöyle patates salatası tarzında bir şey vermişti bana. O yüzden patates yapmaktan vazgeçtim. Ama bilmiyorum şu an bir hemen 2 dakikada da bir atabilirim de. Onun yeri ayrı olur herhalde. Şöyle hemen kahvaltılıklar koydum. Reçel, zeytin, peynir, domates, salatalık yok. Avokado var. Şöyle yumurta da kızartmak istiyorum ya da haşlayacağım şu an hemen 2 dakika. Haşlama yapabilirim. Bakın. Gelirken hemen sıcak taze taze ekmek de almıştım. Şimdi hemen gideyim aşağıdan patates alayım da. Dur bir dakika, 2 dakika şunun yanına da şöyle bir tanecik de patates arkadaşlar kızartayım. Arkadaşlar bakın hemen şöyle Özge geldi. Bu arada hemen şöyle patatesleri baharatladım. Yağ koymadım. Açıktı zaten. Bu sefer air fryer kısmında bekleteceğim. 10 dakika çok ama patates için bence. 6 dakika iyidir. 195 derecede. Wow, senin ikisi çok güzel. Ha, bütün her şeyini ayarlayabiliyorsun, görebiliyorsun. Benimki de düğme sadece ayarlıyor, derecesini ayarlıyor. Ha yok. Ondan sonra dokunmatik. Bir de şey, dakikasını ayarlıyor benden. İşte böyle buradan ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aa. 10 ayrı buz Oo, çözme özelliği de var. Evet, özel bak yeri var. İyi. Kendime öğlen şey yapacağım. Ne yapacağım? Sufle. Ha, çok mantıklı. Sufle deneyeceğim. Minnacık şey, koskoca fırına çok güzel. He, aynen İki öyle. İki tane çıkartmak için. Şadım'ın abla da bana sufle şeyleri getirmiş. Aa, süper. Siyah. Bunun içinde tamam oldu. Aynen. Hadi gel hemen 2 dakika buna iki içeri taşıyalım. Bacım diş doktoruna gidecek. Dedim diş doktoruna gitmeden dedim gel dedim. Sen dedim kanın dedim. Bir dedim doyuram bacım dedim. Patateslerimizi de şöyle kapatabiliriz. Wow. Çok iyi be. Çok iyi. Bakar mısınız? Cutur cutur. Oha. Çok az bir şey. Sonrasından yağ ilave ettim. Çok az minnak bir şey. Etmedim desem yalan olur. Bakın. Of çok iyi ya. Bunu da birazdan güzel yıkayacağım. Nasıl yıkadığımı da göstereceğim. Vay be. Arkadaşlar Özge gitti. Hatta gidelim bir 40 dakika falan alıyor. Ben şöyle bir oturma odasını topladım. Az bir oturdum. Çay içmemiştim ben. Ben yok sevmiyorum arkadaş. Çay bana göre bir şey değil ya. Ama şu an aşırı derecede kahve içme isteğim var. Bir kahve içeyim. Sabah kendime kukini aldım. Tesadüfe bakın Özge de bana kukuyu almış. Neyse birini otom odasına koyacağım. Birini de girişe koyacağım. Özge'nin aldığı daha böyle bir dolu dolu. Benim oysa ki aynı yerden almışız. Benimki daha böyle şey. Aa Özge arıyor. Ay tam kukuyumu açıyordum. Özge aradı. Çıkmış oldu şimdi diş doktorundan. Bir tanesini hola koyacağım. Özge'nin getirdiklerini. Kolumda dursun. Her gün suyunu değiştireceğim. Ay! Bir tanesini alttan kısaltacağım birazcık. Ay kokina kokina koki koki kokina. Kaç dallarımdan koyayım içine? Koyayım. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Sıvı alacağım.
ya. Sadece kokinaları koyacağım içine. Aynen. Allah'tan hilesimi aldım. Şu basit havuklarından var. Adı neyi bilmiyorum. Onları koyayım içine bir de. Çok var beyazlık. Hı, bu kadar yetersin. Hı. İyi oldu. Şunu şöyle yapalım. Güzel oldu bence. Kahvemi içtim. Mutfaklar rezil gibi beni bekliyor. Ama hiçbir şey yapmadım. Oturdum. Kahve içtim keyfi yandı. Lise arada o da olacak. Gidince şimdi toparlar mutfakları. Ömer Halis'i almaya geldim. Şimdi buradan doğru da babamlara gideceğim. Orada aynen bir iki sigorta mektubuna bakmam lazım. Araba sigortası mektubuna. Aynen. Öyle. Hem babamların mektuplarına bir bakacağım. Özge demin anahtarı getirdi bana. Öyle. Bugün ne yemek yapacağım? Zannedersem büyük ihtimalle etli kuru fasulye yapacağım. Yanına yine pilav yaparım. Dün de pilav yapmıştım ama egal. Ondan sonra bir de ofrof yapacağım. Yani patates fırında kremalı kaşarlı patates ama fırında yapmayacağım. Air fryer'ımda yapacağım. Ayfer'de pişireceğim onları. Oluşumu bekliyorum. Çok şükür evimizin önü açıldı. Sadece şu an şurası kapalı ama oranın kapalı olması beni çok da fazla ırgılamıyor. Sonuç olarak artık yani Ömer Halis alırken şöyle dolanmak zorunda kalmayacağım. Direkt buradan çıkış yapabilirim. Çok şükür. Şurada da bizim kendi taşlarımızı sökmüşlerdi. Biz diyecek ki, anne biz diyecek ki vallahi billahi biz bir şey yapmayacağız. Oğlum biliyor zaten bizim yapmadığımızı. İşler yok ki. Kıyama bakın. Evet aşkım. Diğerini oturma odasına koydum. Dur aşkım bir dakika. Bunu böyle buraya koydum. Şimdi her sabah Ömer Halis bir gün daha ileri atlıyor. Kukinam. Canım. Weihnacht süslerim. Çocuklarım, sizi en son evde mi bıraktım? Nerede bıraktım bilmiyorum ama sonuç olarak bir yerlerde bırakmıştım. Sonra butiğe geldim. Mikael'i doyurdum. Anam elim yandı kahveden. Hey, çok sıcak. Butiğe geldim. Stanken'den çok tatlı bir takipçim geldi. Aynen kendisiyle biraz hoş hasbihal ettik. Ondan sonra birazcık çekim yaptım. Resimleri sizlere de eklerim. Unutmazsam inşallah. Şimdi Kocaşiv'e almaya gidiyorum. Arabaya inspeksiyon yapılacak. Ondan sonra dönüşte markete uğrayacağım. Kahvemi de alayım. Dönüşte markete uğrayacağım. Airfryer'da pişirmek için bir şeyler alacağım. Ondan sonra da artık yemek pişireceğiz falan muhabbet. Eşim Bey'i işten aldım. Hocam şimdi karpuz seçer gibi elma seçiyor. İyi iyi Turgut. Dur bakayım eğer güzel dönerse iyidir. Saçmaladı. Bence en kırmızıları al. Bak şey olarak güzel ha dış dönerse şey değil. Dönerse bizimdir. Dönmezse zaten hiç bizim olmamıştı. Hani senin ya Turgut saçmalama değil. Sertliğine bakıyor sertliğine. Tövbe estağfurullah. Kırmızı al. Çevir bakayım. Çevirse bizdendir. Bak gördün mü? Tamam zaten iki tanesiyim. Üç tane bir buçuk kilo geldi öyle.
3 tane yeter. Evet. Bence de bir tane de şunu alsaydım benim canım. Şu. Ha o dönmüyor. O değişiyor. Bunu almayacağız. Manyak. Var var hepsi var. Üzerde çal yok. Ama musiyet on insan yani. Oh, sen dulum. Kolay gelsin. Direkt şöyle alayım mı şunu? Ha? Bak o. Küçük doğranmış da yok. O zaman şöyle alayım. Olmuyor. Ha şunda. Ha. Aynen. Baharatlı şeylere ben güvenmiyorum pek. Ama niye ben görüyorum sabahları yapıyorum ben burada. Evet eve giriş yapıldı ve bugün sabahtır saydığım tüm menüler iptal. Yani hesapta olmayan işim çıkınca saat 2.30'da evden çıktım. Butikte de işlerim vardı falan derken tavuklu makarnaya kaldık. Kremalı, şöyle güzel baharatlı, soslu, güzel bir tavuklu makarna. Üzerine bir de rendelenmiş kaşar serperiz. Yanına bir de Uludağ aldık. Yani ben içmiyorum ama hoş ben şimdi bunu da yiyemeyeceğim ama büyük ihtimalle kendime herhalde şey yaparım. Salata tarzı bir şey hazırlayayım. Bir yumurta, tavuk göğsü, yumurta bir şeyler yaparım. Çünkü ben makarnayı yiyemiyorum. Makarna bana dokunuyor. Mideme çok dokunuyor. Bu sefer böyle 3-4 saat mide krampı yaşıyorum. Çünkü midem ekmek, pilav, makarna gibi şeyleri hazmetme, daha doğrusu gluteni hazmetme, öyle söyleyeyim. Glutene karşı artık benim alerjim var, neyim var. Ama gluten hiçbir şey yiyemiyorum. Çok fazla dokunuyor. Midem onları öğütemiyor. Bu sefer saatlerce mide ağrısı, kramp çekiyorum. O yüzden kendime şimdi 2 yumurtadan omlet yapacağım. Air fryer'ıma hemen 1-2 parça tavuk göğsü atarım. Öyle onları bir şeyler yapacağım şimdi. Öyle bir şeyler yapacağım işte. Evet ya. Ömer Halis'in şu an 30 dakikası başladı. 30. Anam o gazan kirliliği ne oluyor? Allah seni kahretmesin. Tövbe estağfurullah. Neyse hadi bakalım hadi. 30 dakikan var. 30 dakikada bakalım kaç sayfa yapabileceksin. Haydi bütün sınıfı geçmen lazım. Haydi benim matematik deham. Hadi bakalım deham. Ve canlarım benim artık günün sonuna geldik. Günün sonuna geldiğimizde sizlere tekrardan şöyle yine Kosar'ın markası olan Airframe'ın linkini bırakacağım. Tekrardan yine belirtmek istiyorum. Amazon linkini sizlere bırakacağım arkadaşlar. Vallahi ben aldım, çok beğendim. Aşırı derecede çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani böyle dokunmatik olmasını çok beğendim. Mesela şöyle, yani ayarların, bu tarz ayarların olması çok güzel. Dokunmatik olması çok güzel. Şöyle bilmiyorum, yani haznesi, genişliği, büyüklüğü, her şeyi çok güzel. Kasori markası nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben hani yazdığı gibi okuyorum. Hatta yazdığı gibi okursam Josori oluyor. Neyse Kasori'dir diye düşünüyorum. Bilmiyorum farklı bir isim var mı? Ama sipariş etmek isteyenler için aşağıya yorumlar kısmına da açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Genelde çünkü hep bana link soruyorsunuz. O yüzden bu sefer linkim var. Bu sefer linki sizlere hemen bırakacağım. Böyle anne, güzel bir airfryer'a sahip olabilirsiniz. Canlarım benim, bir saniye çocuğum, hemen seni dinleyeceğim. Videonun kapanışını yapıyoruz. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Benim için yine aşırı yoğun, akıcı bir gün oldu. Bir sonraki vlogta da elektrik süpürgesi tanıtım. Bu hafta full tanıtım videosu olacak, ben size söyleyeyim. Hafta sonuna kadar tanıtım. Hafta sonu Temu alışverişi. Söylemiştim zaten. Bu süpürgenin bir farklı, daha donanımlı bir versiyonu buldum. Yarın da onun tanıtımını izleyeceksiniz. Yarın da onun linkini bırakırım inşallah. Neyse uzun lafın kısası, ölmezsek yarın görüşürüz. Ölürsek de benden yana hakkım helal olsun. Kendinize bakın, Allah'a emanet olun ve hoşçakalın papatyalarım.